Merhaba çocuklar. Bu videodaki konumuz cebirsel ifadeler. Bu konu matematikte sizleri bir adım ileriye götürebilecek bir konu. Daha önce 5. sınıfta katlı sorularda 1 kat, 2 kat, 3 kat diye ilerlerken artık rahatlıkla harfler kullanarak bir adım daha öne geçmiş olacağız. Ve 7. sınıfta göreceğimiz denklemler konusunun aslında altyapısını beraber oluşturmuş olacağız. Önümüzdeki seneye bir hazırlık gibi düşünelim lütfen. Peki bu cebirsel ifadeler ne demektir? En az bir değişken ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifadeler denir. Burada dikkatinizi çekmek istiyorum. En az bir değişken diyor ve işlem. Bu ikisinin olması gerek. Örneğin 3a eksi 2b artı 7 cebirsel ifadesini ele alalım. Bundan sonrakilerde de bu cebirsel ifademiz üzerinden ilerleyelim. Söylediği gibi en az bir tane cebirsel ifadede en az bir tane değişkenimiz var ve bir işlemimiz de var. O zaman bu bir cebirsel ifade belirtir. Bir cebirsel ifadede toplama ve çıkarma işaretleriyle birbirinden ayrılan kısımlara terim denir. Burada terimleri belirtmek için ben çizgiler kullanacağım. Çizgilere dikkat edelim lütfen. Her toplama ve çıkarma işleminin arasına bir çizgi yerleştiriyorum. Çizgileri yerleştirdikten sonra 3a bir terim, eksi 2b ikinci terim, artı 7 de üçüncü terimimizi oluşturuyor. Burada dikkat etmeniz gereken eksi 2b demiş olmam. İşaretlerin önemi büyük. Bu durumda bu cebirsel ifade 3 terimli bir cebirsel ifadedir. Cebirsel ifadelerde bilinmeyen sayıyı temsil eden harf ya da sembole değişken ya da bilinmeyen adı verilir. Bizim cebirsel ifademizde 3a eksi 2b artı 7 ifademizde değişkenlerimiz a ve b'dir. Yani iki tane değişkenimiz bulunmaktadır. Evet, terimlerde değişkenlerle çarpım durumunda bulunan sayılara katsayı denir. Değişkenlerin önündeki sayılara, çarpım halindeki sayılara katsayı diyoruz. Bizim ifademiz 3a eksi 2b artı 7 idi. Onun üzerinden gidecek olursak a değişkenimizin önündeki katsayı 3, b değişkenimizin önündeki katsayı eksi 2. Şimdi bir şeye dikkat etmenizi rica ediyorum. Devam edecek olursak bir cebirsel ifadede değişken bulundurmayan terimlere sabit terim denir. Altta kırmızı ile ifade ettiğimiz kısım bizim için değerli. Sabit terim de katsayı olarak kabul ediliyor çocuklar. Buradaki sabit terimimiz yani yanında değişken bulunmayan terimimiz artı 7'dir. Bu sabit terimimizdir. Aynı zamanda da katsayı olarak kabul edilir. Şimdi birkaç soru üzerinden devam edelim. Sözel ifade verecek ve biz bunu cebirsel ifadeye çevirmeye çalışacağız. Hakan'dan 8 yaş küçük olan Tuğçe'nin yaşı. Şimdi değişkeni belirleyelim. Kime bilinmeyen veriyoruz? Hakan'ın yaşına biz x diyelim. Hakan'ın yaşı x ise Tuğçe ondan 8 yaş küçükse x eksi 8. 8 yaş küçük olduğu için çıkarma işlemi yaptık. Tuğçe'nin yaşını verecektir. Bir kitabın sayfa sayısının diyor. O zaman kitabın sayfa sayısına yani sayfa sayısı benim için y olmalı. Y dediğime dikkat edelim. X, Y, Z, A, B, C farklı değişkenler kullanabilirim. Bu bize kalmış bir durum. 8 eksiğinin diyor. Yani y eksi 8. Şimdi burada işlem önceliği işin içine giriyor. Önce ben 8 eksiği dediğim için artık iki terim söz konusu. Yani işlem önceliğinde parantez kullanmam lazım ki onun önceliğinin olduğunu göreyim. Bunun iki katı dediği için bu ifadeyi 2 ile çarpıyorum. Şimdi burada 2 çarpı derken nokta kullandım ama ben bunu
Bu şekilde de ifade edebiliyorum. Çünkü cebirsel ifadelerde çarpma sembolünü yazmak zorunda değiliz. Bir miktar elmanın ağırlığı. Burada elmanın ağırlığına A diyelim. Elmanın ağırlığı A olduğunda 4 katının diyor. 4 ile çarpmak lazım. Yani 4A. 5 kilo eksiği diyor, yani eksi 5. Bu durumda armudun ağırlığı 4A eksi 5 olacaktır. 7 lira karla satılan bir ürünün satış fiyatını istiyorum. Çocuklar, ürünün alış fiyatı ve satış fiyatı vardır. Karda alış fiyatına eklenip satış fiyatı bulunur. Bu durumda alış fiyatına biz M diyecek olursak, 7 lira karla satıyorsak artı demeliyiz. M artı 7 benim ürünümün satış fiyatı olarak çıkacaktır. Şimdi bir sayının, bu arada bir sayının denen her soruda sayının kendisine bir değişken veriyoruz. O zaman sayı x olsun. Bu durumda sözel ifadeye adım adım ilerliyoruz. 12 eksiğinin dediği için x eksi 12. 3'te 2'si diyor. Kesirlerden faydalanıyoruz. 3'te 2'sini önüne aldığımızda x eksi 12'nin 3'te 2'si. Bunu düzenleyecek olursak bu şekilde de ifade edebiliriz. Bir sayının, buradaki sayıya y diyelim. O zaman yarısı y bölü 2'dir. 14 eksiği eksi 14'tür. Burada lütfen dikkat edelim. Öğrenciler çoğunlukla bu soruları yönlendirebiliyorlar. Neden y bölü 2 yazmadık? Çünkü kullanışlılık açısından bölme işlemi kesir çizgisiyle ifade edilir cebirsel ifadelerde. Bir sayının çeyreği, çeyrek deyince aklımıza ne gelecek? 4'te 1'i, yani çeyreğini bulurken 4'e bölüyorsunuz madem. Burada sayıya m dersek, 4'te 1'i 4'e bölmek, yani m bölü 4, 3 katı dediği için 3 ile m bölü 4'ü çarpıyorum. Bunu 3m bölü 4 olarak da yazabilirim. Evet, burada yazdığım gibi dikkat edecek olursak x eksi 12'nin 2 katı bölü 3 olarak da bu ifadeyi yazabilirim. Evet, birkaç egzersize devam edelim. Burada cebirsel ifadeyi vermiş. Terimleri bulurken araya ne koyuyorduk? Çizgi koyuyorduk. Tekrar çizgimizi koyacak olursak. İşaretin önünden koydum çünkü işaret çok önemli. Terimlerimiz 3A ve eksi 4B. Slash koyduğum yere ne yaptım? Virgül koymuş oldum. Burada baktığınızda sabit terim, yani yanında değişkeni olmayan terim var mı? Yok. Peki yoksa ne yapmalıyız? Biz biliyoruz ki bu ifadenin yanında artı sıfırımız var. O zaman bu ifadenin, cebirsel ifadenin sabit terimi nedir? Sıfırdır. Sıfırı unutmuyoruz. Peki burada katsayılarımız neler? Katsayılarımız değişkenin önündeki sayılardı. 3 ve eksi 4. Lütfen işarete dikkat edelim. Terimlerimizi vermiş bize burada. 5x, eksi 7z, eksi 13. Burada işaretlere baktığımızda biz oluşturacağız. Biz oluştururken aradaki virgülleri kaldırmamız yeterli. Virgülleri kaldırdığımda zaten cebirsel ifadeyi 5x eksi 7z eksi 13 olarak buluyorum. Sabit terim, yanında değişkeni olmayan terim eksi 13'tür. Unutmayınız, testlerde eksi 13 ve artı 13 mutlaka olur. Biz işaretin önemini özellikle vurgulayalım. Katsayılarımız 5, eksi 7 ve eksi 13'tür. Sabit terim bir katsayıdır. Evet, 6C, 7M ve 12 verilmiş. Farkındaysanız 7M ve 12'nin işareti yok. O zaman biz bunları tam sayılardan biliyoruz. Bunları artı olarak düşünmeliyiz. O halde yazacak olursak cebirsel ifademizi 6C artı 7M artı 12'dir. Bu durumda sabit terimimiz 12, katsayılarımız 6, 7 ve 12'dir.
Evet, alttaki örnek size çok karmaşık gözükebilir. Bakıyorsunuz kesirli ifadeler var ama biz artık alıştık ve biliyoruz. Araya slash koyduğumuzda terimlerimiz direkt ortaya çıkabiliyor. Koyduk. Bu cebirsel ifade kaç terimden oluşuyor? 4. Bunlar neler? 5 bölü 3 x eksi 3 bölü 2 y işaret dikkat. 4 z ve eksi 1 bölü 5. 4 terim. Sabit terimimiz, yanında değişkeni olmayan terim, eksi 1 bölü 5. Katsayılarımız 5 bölü 3, eksi 3 bölü 2, 4 ve eksi 1 bölü 5. Evet, yine bize terimleri vermiş. Terimleri oluştururken virgülleri kaldırmak yeterliydi. 5a eksi 7b eksi 1 bizim cebirsel ifademizi oluşturacaktır. Geldik sabit terimimize. Sabit terimimiz yanında değişken olmayan ifade eksi 1. Katsayılarımız 5, eksi 7 ve eksi 1'dir. Burada bir şeye değinmek istiyorum. Örneğin a eksi b gibi bir cebirsel ifade verildiğinde öğrencilerimiz katsayıları yazacaklar. Burada lütfen dikkat edelim. Bir çarpmanın etkisi elemanıdır ve burada aslında a derken bir a, eksi b derken eksi bir b'den bahsediyoruz. Yani a eksi b'nin katsayıları 1 ve eksi 1'dir. Lütfen bunları unutmayalım çocuklar. Bu ifadelere devam edecek olursak. Bir cebirsel ifadede aynı değişkeni bulunduran terimlerdeki değişkenlerin kuvvetleri de benzer terim denir. Şimdi benzer terimlerden bahsederken öncelikle şunu söylemek istiyorum. 4a kare ve a'yı ele alalım. Farkındaysanız burada a'lar aynı, yani değişken aynı, ancak kuvvetlerinin farklı olduğuna dikkat ediniz. Bu durumda 4a kare ve a benzer terim değillerdir. Sadece değişkenleri aynıdır. O halde örneğe bakalım. 6y artı 4x eksi 8y artı 5x artı x kare artı 15. Bu ifadede 6y ile eksi 8y benzer terimlerdir. Değişkenler aynı, kuvvetler aynı. 4x ve 5x benzer terimlerdir. Burada x kareye dikkat çekmek istiyorum. Bu x kare burada bir çeldirici durumunda. Çünkü 4x ve 5x'in bir benzer terimi değildir. Aynı değişkene sahip olmalarına rağmen kuvvetleri farklıdır. Evet, cebirsel ifademizde 2z ve z'nin benzer terimler olduğunu görüyoruz. Zaten örnekte görüyorsunuz. Bizim örneğimizde 3a ve 7a benzerdir. Zaten geriye kalanlara baktığınızda benzerlik olmadığını görüyorsunuz. 3n ve eksi n benzerdir. Buradaki eksiye de dikkat edelim. 3n ve n benzer değil. Evet, burada 2c kare ile c kare benzerdir. 3c'yi de çeldirici olarak koymuşlardır. Biz tabii ki buna gitmeyeceğiz. Evet, şimdi cebirsel ifadelerin belli değişkenlere göre alacağı değerler söz konusu. X eşittir 5 için yapmış. Burada işlem önceliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Çoğunlukla işlem önceliğine dikkat edilmiyor. Ben öncelikle bunu vurgu yapmak istiyorum. 2 çarpı 5, 10. 10'a 7 ekliyoruz, 17. Şimdi biz x eşittir 4 için yapacağız. 2 çarpı 4 artı 7. İşlem önceliği 2 kere 4, 8. Artı 7'den 15. Evet, alttaki örnekte 7 çarpı a yerine 3 yazıyorum. Artı 1. 7 kere 3, 21 artı 1.
Eşittir 22. Evet, A eşittir 6 için 7 çarpı 6 artı 1. 42 artı 1. 43. T eşittir 7 için 2 çarpı 7 eksi 3. 2 kere 7 14. Eksi 3 11. T eşittir 3 için yapacağız. 2 çarpı 3 eksi 3 eşittir 6 eksi 3 3. Evet, burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Her farklı değer için sonucun farklı olduğuna dikkat edelim. Cebirsel ifadelerdeki değişken terimi işte bunu kastediyor. Her değişkende, değişkenin her farklı doğal sayı değeri için sonuçta farklı çıkıyor. Evet, m eşittir 6 için 6 eksi 2'nin işlem önceliği var. Çünkü parantez içindeki işlemlerin önceliği söz konusu. 6 eksi 2, 4. Sonra çarpmayı yapmamız lazım. 3 kere 4, 12. 12 artı 21, 33. M eşittir 10 için bu işlemi yapacağız. 10'dan 2'yi çıkaracağız. 8. Bu durumda 3 çarpı 8 artı 21. 3 kere 8, 24. Artı 21, 45. Evet, şimdi basit cebirsel ifadelerde modellemeden bahsedeceğiz. Modellemelerde bir şeye dikkat çekmek istiyorum çocuklar. Benim aldığım örnekteki gibi mutlaka işte kare, üçgen kullanılacak diye bir şey yok. Hepsinde sayılar farklı olabilir, değişkenler farklı olabilir, şekiller farklı olabilir, semboller farklı olabilir. Buna dikkat ediniz lütfen. Yani benim örneğimde kareyi A ile üçgeni 5 ile gösteriyoruz. O halde A'ları yazdım, 5'leri yazdım. Bu durumda kaç A var? 2 tane. O yüzden 2 A. Yanında ne var? 5, 10, 15 var. O yüzden artı 15 diyorum. Peki, bana 3A artı 20 cebirsel ifadesini bu bilgilere göre modelleyin derse ne yapacağım? Çok kolay işim. 3 tane A, yani 3 tane kare çiziyorum oraya. Peki, artı 20'yi nasıl göstereceğiz? Artı 20'yi gösterebilmek için de biliyoruz ki bir üçgen 5. O yüzden 20'yi 5'e bölüyoruz. 4 tane üçgen koymamız gerektiğini görüyoruz. 1, 2, 3 ve 4 tane üçgenimizi oluşturduk. Bu ifade 3 artı 20'nin modellenmesidir. Evet, şimdi istek kitabımızda bulunan bir soruyla devam edecek olursak. Burada dikdörtgeni x ile kareye artı 1 ile vermiş. Size şekiller değişebilir. Cebirsel ifadelerdeki değişkenler değişebilir demiştim. Bundan bahsettim. Şimdi biz seçeneklerden gidecek olursak. X'ten kaç tane var? 2 tane var. O yüzden 2x. Yanında bir tane 1 var. Artı 1. Bu olmadı. Şimdi burada kaç tane x var? 3 tane. Evet, bu 3x. Doğru. Ancak yanında kaç tane 1 var? 1 tane. Oysa ki benim aradığım 3x artı 2. C seçeneğine geçmeden önce D'ye de değinelim. 1, 2, 3 ve 4x var. Zaten onu eliyoruz. Ve C seçeneğinde 3 tane x ve 2 tane de birlikten oluştuğu için artı 2. Yani doğru seçeneğimiz 3x artı 2'dir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. İyi çalışmalar.